Kendisi pek popüler olmasa da 2010 yılında Darren Curnoe tarafından Güney Afrika'da Homo gautengensis adının verildiği yeni bir türün 5 farklı fosili keşfedildi. 1.9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Homo gautengensis'in ayrı bir tür olarak değerlendirilmesinin birkaç tane temel nedeni vardı. 600 bin yıl öncesine kadar yaşadığı düşünülen Homo gautengensis, ataları olan Australopithecus türlerine ait birçok özelliği kendinde barındırırken, kendisinden sonra gelecek olan Homo habilis ve Homo argester türlerinin de bazı özelliklere sahipti. Homo türünü Australopithecus'lardan aşama aşama ayıran, insan evrimine geçişi sağlayan ilk türler arasında olduğu düşünülüyor. Ortalama 90 santim boya ve 50 kilogram vücut ağırlığına sahip olan Homo gautengensis'in küçük bir beyni ve çoğunlukla bitkilerle beslendiğini gösteren bir çene yapısı vardı. Bu tür fosillerinin yanında bulunan yanmış kemiklerden dolayı et tükettiği ve ateşi kontrollü bir şekilde kullanmaya başladığı da düşünülen türler arasında bulunuyor. Australopithecus ve Homo türleri arasındaki boşlukları doldurduğu için de ayrıca büyük bir öneme sahip. Fosillerine bakılacak olursa Homo gautengensis hayatının büyük bir kısmını iki ayaklarının üzerine kalkmaya çalışıp avcıların olmadığı ağaç tepelerinde de beslenip saklanarak geçirmiş olmalı.